Merhaba Kova Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Kova olanlar, Temmuz 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve cepheleri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Temmuz ayına gelmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz ve astroloji ile ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 18 derecesindeki bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 6. ev konularınızla ilgili yeni bir iş arkadaşı, yeni bir iş gündemi, yeni bir iş ortamı ve sağlıkla ilgili var olan gündemlerinize yeni bir sonuç geliyor. Uzun soluklu bir mücadeleniz varsa sağlık başlığı altında. Çünkü Pınar ve Su takım yıldızına gerçekleşecek şifalanmak ve uzun soluklu bir sonuca ulaşmak adına olumlu kabul edilen bir yeniliğiniz mevcut. Yeni bir tedavi yöntemi, yeni bir hekim, yeni bir sağlıkla ilgili çözüm yolu bulmak başlığı altında bir gündeminiz mevcut. Özellikle uzun soluklu sağlık problemleri yaşayan bireyler için yeni bir tedavi ama böyle uzun soluklu bir sonuca varma ihtimali artırıcı nitelikte bir tedavi yöntemini gösteriyor. Eğer böyle sağlıkla ilgili gündeminiz yok ise yeni bir iş yükü geliyor, yeni bir iş gündemi, yeni bir iş arkadaşı, hali hazırda var olan iş ortamınızda yeni bir gündem. Pınar ve Su burada özellikle şöyle bir etki oluşturacaktır. Bir tadilat sürecini de gösterir. İş arkadaşlarınız da böyle bir problem yaşadı iseniz ya da böyle çözüme muhtaç bir iş başlığı altında bir konu var ise bu konuya yeni bir çözüm yolu geliyor. Yeni bir seçenek. Biraz böyle gönül alma, tadilat etkileri de var bu doğanın içerisinde. İş hayatında ışımak, parlamak, yepyeni bir sayfa açmak, aralamak adına güzel bir etkiyi oluşturuyor 10 Temmuz ve civarı günlerde. Sonrasında 11 Temmuz'da Merkür de buraya konumlanmış olacak. Merkür Yengeç Burcu'nda biraz debilite dediğimiz, olumsuz kabul edilen bir etkiyi oluşturur. Zihin dünyamız, karar alış şeklimiz, olaylardaki çözüm yolu buluş şeklimiz konusunda hayat yolunda tabii her türlü konu için geçerlidir bu. Çözüm yolu buluş şeklimiz konusunda duygulardan biraz etkilenme eğilimi verecektir. Merkür zihin, akıl, mantıktır. Yengeç fazlaca duygusaldır. Duygular mantıktan, akıldan, karar alış şeklinizden etkilenmesi ve biraz yanlış hata yapma payınızı artırıcı bir etki oluşturuyor. O yüzden bu süreçte 11 Temmuz ve 27 Temmuz arasındaki süreçte Merkür'ün Yengeç'te düşük çalıştığı sürede karar almak, harekete geçmek, bir evrak belge imzalamak ya da bir şey yasal bir prosedüre dökmek adına pek desteklenmez. Araştırma yapmak, derinlere inmek, olayla ilgili bir takım böyle elimizdeki envanterleri biriktirmek adına olumlu olsa da karar vermek ve harekete geçmek adına 27 Temmuz ve sonrasında Merkür'ün Aslan Burcu'na geçtiği döngüyü değerlendirebilirsiniz. Her türlü alacağınız karar için. Merkür Aslan'da zihnin, kararların aydınlığa kavuşması anlamına gelir. Çünkü Güneş yönetiminde bir burç olduğu için zihin artık o duygulardan etkilenme ve duygusal karar alma şekli artık aydınlığa, daha mantıksal bir çerçeveye doğru ilerliyordur anlamına geliyor. Sonra 21 Temmuz'a gelecek olursak Venüs Başak Burcu'na konumlanacak. Sizin 8. ev konularınızla ilgili rahatlatıcı bir etki oluşturacak. Zor meseleleriniz, çözüme muhtaç ve uğraş verdiğiniz zor meselelerinizi bir çözüme ulaştırmak adına. Ki burada Venüs cerrahi operasyonları da ifade eder. Böyle estetikvari bir operasyonu da tetikleme eğilimini gösteriyor ki 29 Temmuz'da da Mars da buraya gelecek. Hani bunu daha yoğunlaştırıcı bir etki. Aslında sağlık başlığı altında eğer bir gündeminiz var ise bu ay bu sorunlara çözüm yolu bulmak, tedavi süreçleri, cerrahi operasyonlar vesaire bunları fazlaca tetikleyen etkiler sunuyor size. Bu 21 Temmuz'da Venüs'ün başağa gelmiş olması. Eğer böyle bir kredi, borç alacak, verecek, bankacılık, bankalarla ilgili bir gündem,
krediler, kredi çekmek, bunu ödemek konusunda da rahatlatıcı bir etki oluşturacaktır. Fazladan bir miktar para ayırmak ya da bu konularla ilgili bir yapılandırma sürecine girmek gibi böyle rahatlatıcı etkilerdir Venüs'ün başa gelmiş olması. Biraz da biz o konularla ilgili fazlaca derinlemesine bir titizlik içerisinde olma ihtimalimizi de gösteriyor. İşte böyle incik incik işte cerrahi operasyon sürecini araştırmak vesaire ya da böyle kredi, borç, vergi alacak verecek konuları ilgili fazlaca detaylarda boğulmak anlamında bir etki de mevcut. 29 Temmuz'da Mars da buraya geleceği için aslında aktif hareket sistemimiz artık o konularla ilgili düşünme, araştırma bitmiştir ve harekete geçiyoruzdur anlamına geliyor. Krediler, borçlar, alacak verecek bankalar, vergiler vesaire. Prosedür gerektiren her türlü devlete yükümlülük dediğimiz işlerle ilgili. Var olan gündeminizde artık harekete geçtiğiniz bir etkiyi oluşturuyor 29 Temmuz ve sonrasındaki süreçte. Bu ayın diğer en önemli gündemlerinden bir tanesi de 24 Temmuz'daki Kova burcunun 1 derecesindeki Dolunay. Bu dolunay kapanış enerjisi Utara aşağıda takım yıldızında gerçekleşecek sizin birinci ev konularınızla ilgili. Kova burcunun 1 derecesi hangi evinize tekabül ediyor ise o konularla ilgili bir sonlanma, bir kapanış, bir tamamlanma etkisi oluşturacaktır. O yüzden hangi evinize tekabül ettiğine dikkat ederek bu videoyu dinlemenizi öneririm. Yani bir sonraki ya da bir önceki burçta da çünkü 12. evinizde de kalma ihtimalini gösteriyor 1 derece Kova burcu. Sizin birinci ev konularınız, hayatınızın genel amaçları, hangi alanda bir uğraşınız, bir gayretiniz, bir aktif yol alışınız var ise bu konuların tamamını ifade eder. Bizim fiziksel görüntümüz, toplumdaki intibamız, sağlığımız, beden sağlığımızı da ifade eder. Bu konularla ilgili bir sonlanma, bir kapanış, gündemden bir olayın artık düşüşü söz konusu. Ve Utara aşağıda takım yıldızının doğasında yani uzun soluklu bir mücadelenin, var olan gayretlerin artık bir akıbete kavuşması için biraz radikal, profesyonel olmanızı gerektiren bir kapanışı gösteriyor. Ve bu bir derecede gerçek. Bir önünde ve bir gerisinde iki zorlu gezegen konumlanmış. Biraz mecburi şartları da gösteriyor açıkçası. Seçenek kalmamış ve var olan gündemde bir karar al artık. Hani artık bir kapat bu konuyla ilgili gündemde bir sona gel anlamında bir etki kılıyor sizin için. Ancak bu biraz böyle zorlayıcı bir doğada olduğu için stres, gerginlik yaşama ihtimaliniz de mevcut. Ki Jüpiter de sizden çıktı şu anda. Satürn de baş başa kalmış bir burç olarak fazlaca zorlanma etkisinde oluşturuyor açıkçası bu kapanış enerjisi. Merkür yengeçte biraz zararı çalıştığı için karar almak konusunda biraz beklemede kalmanızı öneririm. Önemli kararlarsa eğer bu. Daha böyle rutin, küçük, ufak bir takım harekete geçmek konusunda yine neyse ama dediğim gibi önemli kararlar. Gerek evlilik, gerek sağlıkla ilgili böyle radikal, çok önemli kararlar almak yerine biraz daha birkaç gün daha beklemekte fayda var. Merkür'ün Aslan Burcu'na geldiği 27 Temmuz sonrasında harekete geçmek konusunda daha olumlu bir döngüyü gösteriyor. Kova burçları biraz zorlayıcı bir ay sizin için aslında bu ay. Genel etkileriyle böyle ılımlı etkiler olsa da sorunlara çözüm yolu bulmak, var olan problemleri kapatmak, tamamlamak ya da bir yenilikle o sorunlara çözüm yolu bulmak adına bu tip etkilerle dolu bir ay sizi bekliyor. Ama sonrasındaki süreç Ağustos vesaire daha olumlu ve ılımlı olacaktır. Genel etkileriyle bu şekilde bir aydı sizin için. Ebced değer hesaplamalarında Ya Muiz esması çıkmış. 117 defa söylemeye gayret etmenizi öneririm her gün adedince. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.